Selam arkadaşlar, bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bu anki videomuzda çok sevdiğiniz o seri olan takipçim hesabını inceledim sesin bir bölümüyle karşınızdayım. Video başlamıyor. Like atıp kanala abone olmayı arkadaşlar. Bu videoya güzel bir like gelirse bunun gibi serinin devamı gelecek. Yani şöyle bir ortalama 400 like gelirse bu serinin devamı gelecek. Dün video atmadım, kusura bakmayın. Bugünkü videoyu da normalde saat 4'te atacaktım. 5 gibi 6 gibi o civarlarda bir şey atıyorum. Farkındasınızdır şu anda. Kusura bakmayın. Sınavlarım var, derslerim var. Yani şu sınavlar bitsin. Takır takır her gün video atacağım artık. Onun için lütfen beklemede kalın. Bu Instagram, yani bu hesabı da Instagram'dan aldım arkadaşlar. Onun için Instagram'ımı da takip etmeyi unutmayın. Size 500 kere söylüyorum. Oradan verenlerin hesaplarını alıyorum. Gidiyorsunuz yorumlara yazıyorsunuz. Bana Instagram'dan hesaplarını ulaştırıyorsunuz. Sıraya koyuyorum herkesi. Sıra sıra herkesin hesabını inceliyorum ve ona göre yorumluyorum. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşımızın adı Pro adındaki bir arkadaşımız. Yani oyuncu adı Pro. Şöyle görsün. Buradan izliyorsan selam olsun sana. Bana Instagram'dan bayağı da yazıyordu. İlk arabamız böyle, hesaba girer girmez bu araba çıktı önüme. İkinci arabamız böyle bir araba, krom yapmış BMW. Bence güzel bir araba. Burada bir tane modifiyesiz bir arabamız var. Modifiyesiz arabaları geçtiğimi biliyorsunuz herhalde. Onu çok uzatmak istemiyorum. Mustang'imiz var. Hem de çok güzel bir Mustang, krom, çizimli bir Mustang. Ben beğendim şahsen. Ya çizimli değilmiş aslında da. Bence güzel yani, şekilli şukullu bir şey. Hoşuma gitti. Eline sağlık diyorum buradan. Oo, Ford Transit. Bak bunu da sade bırakmış. Ama şöyle sade bırakmış. Sadece çizim yapmamış. Rengin güzel. Jantları güzel. Tabii Ford'a çok yakışmamış ama olsun. Burada benim en sevdiğim arabalardan biri olan Dodge Charger var. Yani Charger'ın eski modeli. 1970 modeller falan öyle bir şey. Çok güzel araba. Bunu zaten modifiye etmeye gerek yok. Modifiyesiz hali bile çok güzel. Burada bir tane Renault Megane'ımız var. Yani Renault Megane yapmış en azından. Bu arabanın orijinalini bilmiyorum ama arkadaşımız güzel bir Renault yapmış. Ellerine sağlık diyorum. Sıradaki arabamız Lamborghini Venom. Yani bu da güzel bir araba şahsen ama ben kullanmayı sevmiyorum. Modifiye yapmayı da sevmiyorum. Çok şekilli bir araba. Hoşuma gitmiyor. Sizin hoşunuza gidiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. S2000'imiz var. Bunu da bayağı güzel yapmış aslında. Gerçekçi yapmış. Normalde S2000'ler de aynı böyle. Üst tavanları farklı renk. Ana renkleri farklı renk olur. Ama yani bence güzel olmuş. Ellerine sağlık. Burada bir tane Ferrari'miz var. Eski model bir Ferrari. Polis yapmış. Yani efsane bir fikir cidden. Benim hiç aklıma gelmez mesela bunu polis yapmak. Ciddi anlamda çok güzel olmuş. Polis imdat falan yazmış. Efsane bir de. Aa, bunun şey sireni önde. Abi sireni çok çirkinmiş yalnız. Önde siren mi olur Allah'ını seviyorsan. Neyse güzel yine. Burada bir tane çizimli bir tane arabamız var. Yani güzel bir araba. Yarış arabası gibi böyle. Önde de bir şeyler yazmış. Tövbe. Tamam, ben burayı sansürlüyorum arkadaşlar. Yanlış anlamışım. Bu araba kötü bir araba. Yani çizimi kötü en azından. Siz anlamışsınızdır zaten ne olduğunu. Onun için direktman geçiyorum. Hiç bu arabaya bulaşmayacağım. Tofaşımız sade. Burada bir tane BMW çizimli, yani BMW logo çizimli bir BMW'miz var. Çok güzel araba olmuş. Yani içi dışı her şey çok güzel zaten bu arabanın. Onun için çok da bir şey demek istemiyorum. Scirocco'muz var, Volkswagen. Bu da çok güzel. Sade bırakmış. Sade bir renk ama güzel. Burada çizimli bir tane BMW'miz var. Cidden çok güzel. 5.5 motor falan yazmış. Çok güzel olmuş. Harbiden ellerine sağlık. Burada bir tane Camaro'muz var. Gördüğünüz gibi altın renginde bir Camaro. Cidden güzel, bayağı güzel bir araba. Zaten Camaro'yu ben hastasıyım yani Camaro'nun. Onun için çok da bir şey demeyeceğim. Burada bir tane CV'miz var gördüğünüz gibi. Çok güzel araba. Bakın şuraya şey yazmış. Seviliyorsun kibar bir yazmış. Ben de seni seviyorum kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Hesabın da çok güzelmiş. Zaten kendin de burada biliyorsun hesabın hangisi olduğunu. Gayet güzel bir araba Honda Civic. Aşırı derecede beğendim. Her o kibar bir şey var ya, efsane. Burada bir tane GTR'ımız var, yani namı diğer Godzilla. Çok güzel araba. Ha ha ha. Buraya İngilizce bir şeyler yazmış. Şimdi çevirim yok, onun için hiç uğraşmayacağım. Joker falan yazmış. Çok güzel olmuş araba. Ama GTR'a sarı renk bence yakışmıyor. Sizce nasıl bilmiyorum ama bence yakışmıyor. Yani GTR böyle, böyle kafalı bir araba. Hani böyle güçlü bir araba. Sarı böyle çok böyle bir bilmiyorum. Saçma geliyor bana GTR'a sarı renk ama yine de güzel. Yani düşünmem gibi çok güzel bu arabanın rengine. Burada bir tane Mercedes'imiz var. Yeşil, fıstık yeşili ama şöyle bir yeşil. Açık bir fıstık yeşili. Hani böyle daha olmamış bir fıstık yeşili. Hani biliyorsunuzdur illa. Öyle bir yeşili var. Güzel ama spoilerlı arabanın rengi uymamış. Yani spoiler mor, araba sarı. Yani sarı değil de böyle fıstık yeşili gibi bir şey. Hani böyle uymamış ama onun dışında çok güzel. Audi TT'miz var. Bir tane fosfor yeşilli. Çok güzel araba. Zaten Audi TT'yi biliyorsunuzdur. Bayağı güzel bir araba, hızlı. Burada benim çok sevmediğim 4x4 bir araba var. Yani bu arabanın rengi çok tuhaf. Hem yeşil gibi, hem sarı gibi, hem fosforlu sarı gibi, hem fosforlu yeşil gibi. Çok garip bir renk. Bilmiyorum anlıyor musunuz ama büyük ihtimalle fosforlu yeşil. Bak
Mesela şuraya geldim, yeşil gibi gözüküyor. Fark ettiniz mi? Çok tuhaf bir araba yani. Ben daha rengini çözemedim. Siz yorumları belirtin. Burada bir tane modifiyesiz bir BMW'miz var. Hiç ellememiş. Direktmen almış bırakmış yani. O kadar şey. Onun için bunu da çok bir şey diyemem zaten araba hakkında. Onun için geçiyorum. Burada da aynı şekilde modifiyesiz hiç ellenmemiş bir araba var. Burada bir tane Bugatti. Abi işte. Bugatti'ye geldik mi dur. Tam modifiyesi 100 olmamış. Yani şimdi şöyle modifiyesi 100 olmamış derken. Bana göre 100 olmamış. Hani nasıl desem. Şimdi ya siyah yap ya beyaz. Böyle ikisini aynı anda yapınca güzel bir şerit çeksen mesela. Dur sana anlatayım şöyle. Şimdi okey böyle yapmışsın ama şöyle yapman lazım bak. Hemen şöyle göstereyim sana. Bunu böyle küçülteceğiz. Hazır mısın? Küçült. Tamam okey. Bunu böyle yapacaktın. Tamam mı? Hatta dur bunu biraz daha alayım. Aynen şöyle yapacaktın. Burayı full dolduracaktın. Yani şöyle. Hemen yapmaya çalışıyorum da şu anda kafayı yemese şu şey iyi. Tamam. Tamam. Böyle bir şey bak. Lan siyah ha. Mesela şöyle bence güzel oldu. Bunun tamamını kaplarsan tabii. Hatta ben sana yaparım belki. Şöyle göstereyim. Bence gayet güzel oldu bak. Şu anda mesela okey. Daha demin o kadar okey değildi ama şu anlık harbiden ben beğendim. Yani umarım siz de beğenmişsinizdir bu arabayı. Güzel bir araba. Zaten biliyorsunuzdur Bugatti her türlü güzel arabadır yani. Pahalı ve lüks bir araba. Onun için çok da bir şey demeyeceğim Bugatti'ye. Şöyle bir şey yap abi. Bak. Şimdi okey bak işte. Şimdi bak yanlış oldu fark ettim. Hatta onu hemen düzelteyim. Bir yanlışlıkla bir şey yaptım. Ha şöyle. Şöyle geç abi. Mükemmel. Mükemmel. Çok güzel oldu. Yani işte böyle olsa belki daha güzel olabilirdi. Tekerleri paralı teker fark ettim onu da. Güzel olmuş. Yani Bugatti zaten çok daha bir kötü yorum yapılacak bir araba değil. Burada bir tane Türk bayraklı bir tane Porsche'miz var. Çok güzel araba cidden. Yani zaten Türk bayrağı her şeye yakışıyor. Da Türk bayrağı pek böyle olmuyor yani. O ay şeklindeki şey olmamış. Ama cidden anlamda çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Yani bunu düşünmem bile çok güzel. Burada hesabın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yani ilk arabaya geldik. Yani umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bence güzel bir hesaptı. Yani siz de bana hesaplarınızı verip incelememi istiyorsanız bana Instagram'dan yazmayı unutmayın. Instagram'ım tekrar söylediğim gibi şu anda aşağıda koskocaman kafam kadar yazıyor. Oraya lütfen yazmayı unutmayın. Takip ederseniz de çok mutlu olurum. 400 takipçi olacağım Instagram'da. Bu çok güzel bir şey. Daha önce bildiğiniz gibi daha yüksek bir hesabım vardı ama maalesef kapandı. Şu anda yenisini açtım. Oraya takip etmeyi şu anda aşağıda yazıyorum. Yani oradan da bana ulaştırmayı unutmayın. Şu an bu benim incelediğim bütün hesaplar bana Instagram'dan gelen hesaplar. Onun için de lütfen dediğimi yapın. Bugünkü videomuz da bu kadar arkadaşlar. Şu anda bir videoyu geç attım farkındayım. Çok özür diliyorum. Ama bir dahaki videolar daha erken saatlerde yani saat 4'te kanalda olacak. Bunun sözünü verebilirim. Size çok seviyorum. Kendinize bakın hoşçakalın kibar bir kolay. Dediğim gibi yorumlara abanmayı unutmayın. Like atarsanız çok mutlu olurum. Sizden tam 400 like bekliyorum. 400 like gelirse böyle serilerin devamı gelecek. Ve arkadaşlar abone olursanız çok mutlu olurum. 4000 aboneye bakın. 4000 aboneye sadece 50 abone kaldı. Bu. 50 abone sonra tam 4000 abone olacağız. Yani çok güzel şeyler yapabiliriz. Onun için lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlarda birkaç bir şey yazarsınız artık. Size çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Kibar bir kolay. Bay bay efendim.